Merhabalar herkese. Bugün sizlerle gerçekten önemli bir duyuruyu paylaşmak istiyorum. Çünkü bizim için yaklaşık bir yıldır uğraştığımız bir projenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her videonun altında hemen hemen şu yorumları görüyorum. İşte Blackburn videosu gelsin, Blackburn'un oyunu gelsin. Abi Blackburn nerede kaldı diye yorumlar görüyoruz. Bunun da bir sebebi var. Çünkü gerçekten hem oynadığı oyunlarla hem de hayat hikayesiyle birçok kişinin sevgisini ve hayranlığını kazandı Joseph Henry Blackburn. Ve biz de bu sevgiyi yaklaşık bundan bir yıl önce kitaplaştırmak istedik. Blackburn'un yaşamını ve oyunlarını bir kitaba aktarmak istedik. Ben, Sabrican ve FM Selim Çıtak oturduk. Bunun kitaplaşması gerektiğine karar vermiştik. Ve yaklaşık bir yıllık çalışmanın sonucunda FM Selim Çıtak'ın imzasıyla bu kitap gerçekleşti ve ben de sizlerle bu kitabı gururla paylaşıyorum aslında. Joseph Henry Blackburn'un Yaşamı ve Oyunları kitabı tabii ki çok gurur duyduğumuz, çok mutlu olduğumuz bir proje oldu. Ben hem kontrol aşamasında okudum hem de ardından elime test baskısı geçtikten sonra şöyle göstereyim. Tekrar okudum. Gerçekten hem hikayeleriyle olsun hem dönemin satrancıyla olsun tarihe de biraz ilgili olduğumdan dolayı oradaki tarihi bilgilerle olsun beni inanılmaz bir şekilde mutlu eden bir kitap oldu. Hemen sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki sizler de yakın zamanda elimize geçecek bu kitaba ulaşabilmek için yani ilk yoruma bırakırım, ilk yoruma sabitlerim linki diye düşünüyorum. Orayı ziyaret etmeyi unutmayın. Gerçekten nasıl diyeyim? Bu sevginizi ve hayranlığınızı belki de kat kat arttıracak bir proje oldu diyebilirim. O yüzden ilk yoruma göz atmayı unutmayın diyelim ve hemen döneyim bugün sizlerle hangi oyunu paylaşmak istediğime. 1860'larda satranca başlayan Joseph Henry Blackburn, 1870'lerde artık o dönem yeni yeni başlayan uluslararası turnuvalara katılmaya başlamıştı ama ben sizi katıldığı en son büyük turnuvaya götürmek istiyorum. 1914 yılındayız. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde büyük bir turnuva yapılmış. O zamanın çok kuvvetli oyuncuları var. Lasker orada, Alekin orada, Capablanca orada, Nimzowitsch gibi yani bir sürü oyuncunun bulunduğu bu turnuvaya Blackburn'de katılmış. Blackburn'de davet almış. Tabii o zaman Blackburn 73 yaşında yani oldukça yaşını almış bir isim. Diğerlerinin yanında daha yaşlı bir isim diyebilirim ama tabii ki orada bulunması ne kadar saygı duyulan bir isim olduğunu da gösteriyor. Ben sizlerle Blackburn'un Beyaz Taşlarla Nimzowitsch'e karşı oynadığı bir oyunu paylaşmak istedim bugün ve tabii ki kitap duyurusu da bunun yanında bir şeydi. Yani kitabın içinde de bulunan oyunlardan bir tanesi, sadece bir tanesi diyeyim çünkü kitapta çok fazla oyun var. Çok fazla hikaye, röportaj ve o zamanın satranç turnuvalarından anılar, bilgiler var. Kesinlikle bu zamana kadar bize sormuş olduğunuz satranç kitabı ne önerirsiniz sorusuna aslında kolaylıkla verebileceğim bir cevabım var artık. Joseph Henry Blackburn Yaşamı ve Oyunları kitabı tekrar ilk yoruma göz atabilirsiniz dedikten sonra oyuna geçelim. Blackburn'un E3 hamlesiyle başlıyoruz oyuna. Aslında bana karşı bir kere E3 oynandı. Dedim ki acaba rakibin bir şeyi mi var hani bir hazırlığı mı var? E3'ten sonra hani D4 hamlesiyle bir şeyler mi yapacak ama çok da keyifli bir maç olmamıştı. Yani rakibimin pek bir hazırlığı olmamıştı o karşılaşmada. E3'ün ardından Nimzowitsch işte D6 ile devam etmiş karşılaşmaya. F4 yani çok nadir görüyoruz. Belki de bir şeyin transpozisini yaratmaya çalışıyor Blackburn kafasında. E5'in ardından F çarpı E5, D çarpı E5'ten sonra at C3 oynanmış. Tabii aklımızda hep tek bir soru var. Yani bu vezir H4'e gelemiyor mu böyle konumlarda? Vezir H4'e gelseydi E4'teki piyon yok. O yüzden ya da E4'te piyon olmadığı için ya da E4'te piyon olsa da C3'te savunulacağı için G3 gibi bir şeyle normal bir şekilde oyuna devam edilecek. Çünkü vezir kaçılacaktı. Beyazlar gelişimine devam edecekti. Sadece E3 piyonunun biraz alanını kısıtladığını beyazların söyleyebilirim burada. Ama bakalım oyunun devamında bu konumlar nasıl değerlendirilecek? Fil D6 oynanmış siyahlar tarafından. E4'ün ardındansa fil E6 ve at F3 gelişim hamleleri gelmiş. Siyahlar fillerini geliştirmişken beyazlar atlarını geliştirdi. F6 Nimzowitsch kafasında bir yapı belirlemeye çalışıyor ki o yapıda herhalde bu atın E7'den gelişeceğini söylemek şu anda güç değil. Burada aslında konum D4 diye bağırıyor. İçinizden birçoğunuzun böyle D4 oynaması gerektiğini düşündüğünü biliyorum. Ama burada Blackburn D3 hamlesini tercih etmiş. Bu fil herhalde artık E2'den gelişecek. Fazla da bir karesi olduğunu düşünmüyorum. At E7'nin devamında fil E3'ten gelişmiş ve C5. Şimdi sen D4 sürmediğin zaman rakip Nimzowitsch gibi bir büyük usta tabii ki D4 ile alakalı bazı hakimiyet iddialarında bulunuyor C5 hamlesiyle ve vezir D2'nin ardından da at C6'ya gelişmiş siyahlar fil E2. Artık yani şu an böyle tahtada
aktif bir konum yok. İki taraf içinde böyle taktik istekler yok. Sadece hafif aletlerini geliştirip roklarını atmaya bakıyor iki tarafta. At D4'te oturduktan sonra tabii ki şunu söyleyebilirim. Yani at çarpı D4 gibi bir hamle yapamıyorsunuz siz. C çarpı D4'ün ardından çatal yemiş oluyorsunuz. Bu yüzden D4 karesinin hakimiyeti bu anlamda bazı önemler taşıyor tabii ki tahtada. Beyazlar kısa rok atmış, siyahlar kısa rok atmış. Ardından Blackburn'un at D1 oynadığını görüyoruz. At D1 hamlesi aslında tamam atı manevra edeceğiz. Muhtemelen F2'den gelişeceğiz ama şurada D4 atının bize verdiği rahatsızlığı C3 ile de yok etmek istiyoruz. O atı oradan kaldırmak istiyoruz diyebilirim. At EC6 oynuyor Nimzowitsch hamlelerine. Atı geliştirerek devam ediyor E7'deki atını. Ve C3 ile diğer at at çarpı E2 vuruyor. Vezir çarpı E2'den sonra da kale E8 oynanmış. Şimdi konuma baktığım zaman yine yani herkes böyle kendi alanında taşlarını olabildiğince yerleştirmeye çalışıyor. Yani aktif bir plan görmüyoruz tahtada. Bakalım neler gerçekleşecek. 73 yaşındaki Joseph Henry Blackburn burada at H4 oynuyor ve diyor ki ben atımı F5'e oynayacağım, dikkat et, belki de şah kanadına doğru bir yüklenme gerçekleştireceğim diyor. Fil F8'e devam etmiş burada Nimzowitsch. At F5'e gelsin, ben D6'daki atımı geri çektim, G7'yi de savunuyorum, benim için bir problem yok diyor. At F5 gelindikten sonra da şah H8'e kaçmış ve işte 73 yaşındaki Blackburn burada ne kadar keskin bir oyuncu olduğunu gösteriyor. G4. Artık yani tahtada belli başlı istekler yok demiştik. Biraz daha oyuncular kendi sahasında ve hafif aletlerini geliştirmeye çalışıyorlar demiştik. Bu G4'te bazı şeyler tahtada oturmaya başladı. Vezir D7 hamlesi geliyor Nimzowitsch'ten. Kale bağlantısı sağlandı ve at F2'den sonra da A5. A5'in ardından şunu söyleyebiliriz. Beyazların taşları şah kanadına yakın olduğu için şah kanadından bir şeyler elde edebilir. Yani G4 ardından gelebilecek hamlelerle, belki işte G5 yarmalarıyla, çünkü fil F8 kale E8 gibi bir yapısı var. Yani F sütunu beyazlar tarafından belki kullanılacak ama bakalım neler olacak. Siyahların A5'iyle de şunu söyleyebilirim. Vezir kanadından bir aktivite gerçekleştirebilir belki de. Birazdan B5 hamlesinin geleceğini söylemekte çok güç değil burada. A3 oynuyor. Blackburn oradaki aktiviteyi biraz kısıtlamak isteyecek. B5'in ardındansa kale AD1. Diyor ki ben senin herhangi bir şekilde buradaki yarma harekatlarını bu yapıyla tutmak istiyorum diyor Blackburn. Ardından şah kanadı ataklarına devam edecek ki kaleyi de merkezi bir hat olan D hattına, vezirin bulunduğu hatta gelmiş oldu. Kale AB8, B4'ler artık bağıra çağırıda geliyor siyahlar tarafından. Beyazların burada tercihi ne olacak? Kale D2. Kale D2'nin ardından Blackburn aslında burada şunu istiyor. Sen burada ne yaparsan yap ben ellemeyeceğim. B2 piyonunu vezirim ve kalemle yandan tutuyorum. B4 gelmiş Nimzowitsch'ten. A çarpı B4, A çarpı B4 ve C4. İşte kritik hamle burada geldi. O kırışlardan sonra sürekli B2 baskısı yemek yerine herhangi bir hattı açmak istemedi. Sadece A hattı açıldı şu anda ve C4 ile aslında bu filin de bu tarafa bakışını kesmiş oldu. Herhangi bir şekilde bu piyonun ilerleyişini de şu anda bu piyonların ilerleyişini de kesmiş oldu. Neyi kaybetti beyazlar? D4 karesi. At D4 her an oturabilir. Kale A8 oynanmış. A hattı açılıyor demiştik. Kale A8'de Nimzowitsch A hattını değerlendirmek istiyor. Bir taraf şah kanadına yüklenmeye çalışırken diğer taraf vezir kanadından planlarını uygulamaya çalışacak. Vezir F3 oynamış Blackburn ve kale A2 ile B2 piyonuna bir baskı yapmaya başlamış Nimzowitsch. Eğer bir şekilde B2 piyonunu düşürebilirse tabii ki B4'teki piyonu çok güçlü bir geçer olarak kalacak ve bu piyonu sürmeye çalışacak. Bakalım bu planlar gerçek olacak mı derken Blackburn şah kanadından atağına başladı. G5. Yani beni çok etkilediği için bu oyun gitgide her hamlede neredeyse hatırlatacağım. Çünkü 73 yaşında ve gerçekten o yaşta hesap yapmak çok çok zor olabilir. Yani insan vücudu el vermeyebilir gerçekten o yaşta. O yaşta keskin oynamak da gerçekten zor. Belki açılış tercihinden bile, hani E3, F4 tercihinden bile bunu anlamış oluyoruz aslında. Ama G5'in ardından oraları pek açmak istemiyor Nimzowitsch. Diyor ki ben G6 oynuyorum. Ve önce F5'teki atını senin bir kovalım diyor. Burada Blackburn Blackburn'lüğünü gösteriyor. Yani insan 7'sinde neyse 70'inde de odur sözünün kanıtı olan bir hamle yapıyor diyebilirim. Çünkü F5'teki at benim umurumda değil diyor. Benim gözüm F6 karesinde diyor ve at G4 oynayarak F5'i feda ediyor. G çarpı F5'in ardından tabii ki olay şu. At çarpı F6'dan sonra bir alet verildi ama beyazların da çatal attığını görüyoruz. Herhangi bir şekilde bu kaleyi almasını bekliyoruz artık siyahların. Ve siyahlar burada veziri kaçmaktan önce at D4 oynamış ve demiş ki
Ben de senin vezirini istiyorum. Ve diğer isteğim de şu aslında. Sen fil çarpı d4 alırsan vezir çarpı d4 alacağım. Şah çekmiş olacağım. Sen işte şahı kaçtın ya da kaleyle önünü kapattıktan sonra ben kalemi kaçacağım ve basitçe alet önde kalmış olacağım diyor. Fakat tabii ki at d4'e vezir istenmesine Blackburn sakince vezir f2 ile karşılık vermiş. Vezir c6'ya kaçtıktan sonra siyahlar at çarpı e8 vezir çarpı e8 hamleleri gelmiş ve burada Blackburn yani yine hala belirli bir konum değil. Kaleye iki alet bir konum var. D4'teki at çok kuvvetli. A2'de bir kale var. Sürekli B2'ye bakıyor. B2'yi de savunmak zorundayım. Burada Blackburn D4'teki atı ortadan kaldırmaya karar vermiş. Fil çarpı D4, E çarpı D4'ün ardındansa E çarpı F5 gelmiş. Şimdi kaleye iki fil bir konum. Genelde iki fil çok üstün ama burada F5, G5 gibi piyonlarım var ki bu piyonlar gerçekten rakip şaha sürüldüğü zaman ekstra tehditler yaratabilir. Bakalım nasıl değerlendirilecek konum. Öncelikle Nemzoviç filini kaçmış. Kaleye E1 ver veziri. Vezir F7'ye gittikten sonra da vezir H4 oynuyor. Burada Blackburn'un yine basit bir taktik hamle yaptığını görüyoruz. Tabii ki veziri H sütununa aktarmak istiyor buraya baskı yapmak adına ama vezir çarpı F5 gibi hamlelere yani kale F1, kale F2 gibi hamlelerle F8 filinin düştüğünü görürdük. Veya vezir H4'ten sonra fil çarpı F5 alınırsa yine kale F1, kale F2 gibi hamlelerle burada vezir açmazından kaynaklı siyahların bir tane taş kaybetmiş olduğunu görürdük. Bu yüzden vezir H4'e Nimzoviç diyor ki ya ben ya buradan artık istediğimi elde edemiyorum. Yani fillerim de yardım edemiyor. B2 karesine ekstra bir baskı yapamayacağım. Bu piyonlara bir şeyler yapmam lazım ve olabildiğince taş değişmem lazım diyor. Kale A8. 8. yatayımı biraz daha sağlamlaştırayım. Kaleyi de hemen E8'den belki değişmeye kalkacak. Kale F2'nin ardından fil C6. Kale F2'nin ardından fil C6'yı aslında şöyle kafamda oturttum. Bu kalenin F3 ve ardından işte H3 gibi G3 gibi kalelere geldiğini görecektik muhtemelen. Bu yüzden fil C6 ile aslında bu F3 karesinin hakimiyetini almış güzel bir çaprazdan bakmaya çalışmış Nimzoviç. Burada vezir G4 oynuyor Blackburn ve diyor ki ben artık bağıra bağıra G6 sürüşünü istiyorum diyor. G6 sürüşü tabii ki ne zaman gelecek? Muhtemelen Blackburn en doğru zamanı bekliyor. Bu piyonların burada bulunması bile rakip şah adına büyük bir tehdit diyebiliriz. Burada kale E8 oynamış Nimzoviç. Kaleleri değişelim diyor. Kale çarpı E8, vezir çarpı E8'den sonra kale E2. Tabii bu kaleler değişilirken açık at yine kendinde kalacağı için Blackburn belki de hemen bu değişimi yaptı. Kale E2'nin ardından vezir D7 ve kale E6. Şimdi konuma baktığımız zaman gerçekten kale E6'ya oturduktan sonra siyah şahın biraz daha zor konumlarda kalabileceğini söyleyebiliriz. Çünkü bir şekilde bu kalenin de rahatlıkla ataklara katılabildiği bir konumda olduğunu artık görüyoruz. Yani kale D2'de olmasındansa E6'da olması arasında nasıl bir fark var? Şu anda görmüş oluyoruz herhalde rahatlıkla H sütununa G sütununa aktarabilecek bir kale ki G6 her zaman sürülebilir. Sürülmesini de kolaylaştırdık. Fil A8 oynamış burada bir Nimzoviç. Belki de kafasında vezir B7 gibi bir batarya kurup G2, H1 gibi karelere bakmak vardı ama burada Blackburn artık konumu gördü, konumu oluşturdu, şah kanadı zayıflığını yakaladı ve 73 yaşında olmasına rağmen çok güzel bir feda ile başladığı hücumu G6 ile devam ettiriyor. G6'nın ardından H çarpı G6, kale çarpı G6 gelmiş. Artık beyazların tahtada bir mat isteği var. Siyahlar herhangi bir şey yaptığı zaman herhangi bir şey yaparsa matı tutamazsa tabii ki istek kale G8 şah H7'nin ardından vezir G6 ile rakibi mat etmek. Bu yüzden burada vezir H7 ile devam etmiş Nimzoviç oyuna. Hemen matı tutmaya çalışmış ve burada da ince bir hamle geliyor Blackburn'dan. Vezir G3. İstek ne? Kale G6'da inanılmaz kuvvetli. Yani daha doğrusu bu kale ve bu piyon yapısı inanılmaz kuvvetli. Bu yüzden ben farklı bir yerden şah çekebilirim ve H8'i sıkıntıya sokabilirim diyor. Vezir E5'e koyabilirim diyor. Şimdi boş bir hamle yaptıralım siyaha neler olabiliyor görelim. Mesela fil B5, fil B7 oynansa vezir E5 gelebilir şah ve artık vezirle kapatmayalım, fille kapatalım derseniz de burada vezir B8 girebiliyorum. Vezir B8 şah. Fazla yapacak bir şey yok. Vezir G8 kapattığınız zaman vezir çarpı B7 alınacak. İki piyon üstün, kalite üstün, G7'ye baskı var. Beyazlar adına çok kolay bir galibiyet olurdu. Siyahların bir çözüm bulması lazım. O çözümü de vezir H5'te buluyor Aaron Nimzoviç. Ve diyor ki ben sen vezir E5 oynadığında hemen şah H7'den kaçacağım. Kendime bir kare yarattım orada. Ve artık vezirim H5'te biraz daha etkin olduğu için seni bazı düşüncelere
götürüyorum diyor. Yani vezirin D1'e bakışları, F5'e bakışları burada kritik olabilir. Yani siz durduk yere işte selamlar ben oynuyorum, bu fili ver, bu fili ver diyemiyorsunuz kolay kolay. Çünkü vezir çarpı F5 gibi hamleler var. Yani hem burayı tuttum hem burayı istedim. Gerçekten o yapının bozulması siyahın beyazın ataklarına ket vurduğu bir hamle olurdu. Bu yüzden vezir H5'ten sonra Blackburn 73 yaşında olmasına rağmen ne kadar büyük bir satranç ustası olduğunu 42. hamlesiyle oyunda bize gösteriyor. Ve 42. hamle oyunun son hamlesi oluyor. Beyaz oynar, siyah terk eder. Belki de bu hamleyi bulmak istersiniz diye düşündüm. Blackburn'un katıldığı son büyük turnuvadan son oyunlarından bir tanesi diyeyim. Yani büyük turnuvadaki oyunlarından bir tanesi diyeyim ben size. Son oyunu demek istemedim, tarihleri tam şey yapmadığım için. Belki son tur değildir çünkü. O yüzden vezir H5'ten sonra Blackburn ne oynamıştır diye size sorayım ve hamleyi göstereyim. Blackburn tahtada kale G4 oynamış. Aaron Nimzowitz ise 73 yaşındaki rakibinin elini sıkarak oyunu terk etmiş. Kale G4 gerçekten, vezir G3 çok klas, kale G4 çok klas. Yani isteği çok bariz tabii ki. Nimzowitz neden terk etmiş? Kale H4 oynanırsa vezirimi kaybedeceğim. Kale H4'ü nasıl engelleyebilirim? Yani G hattında inanılmaz bir batarya var G8'e baksan ama yani ne yapabilirim konumda? Gidip de file 7 oynarsam, ben onları da hani tek tek göstermeyeyim, terk edilen konumda kalmış olsun. File 7 oynarsam, H4'ü tutarsam kale G8, şah H7 ve vezir G7'den mat etmiş oluyorum seni. Ve bir şekilde vezir çarpı F5 oynayıp veziri kaçmaya kalkarsam da kale H4 oynayıp merdiven matı temasını dizebiliyorum buradaki. Vezir H7 dönecek, kale H7 yine almış olacağım tahtada. Bu yüzden kale G4 inanılmaz güzel bir hamle. Blackburn yaşamının son demlerinde bile gerçekten bize böyle klas oyunlar bıraktığı için büyük bir oyuncu olduğunu anlamış oluyoruz diyeyim. Ki bu kitabı çıkarttığımız için de aslında Satranç Medya yayıncılık olarak ne kadar mutlu olduğumu şu an tekrar size paylaşmak istiyorum. Kitaba ulaşmak için dediğim gibi aşağıdaki linke tıklamayı unutmayın. Ve bu oyunu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmayın diyeyim. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.